Merhabalar. bugünkü videomuzda bu ajur modelini göstereceğim. Bu ajur modelini yeleklerde, berelerde, çocuk taytlarında, örgü çocuk taytlarında kullanabilirsiniz. Çok basit. 7 ilmekten oluşuyor. Çok kolay, kafa karıştırmayan bir model. Şimdiden keyifli örgüler. Modelimiz bahsettiğim gibi 7 ilmek üzerine kuruluyor. Şimdi biz buradan başlayacağız. Ben kenar örgüsü bıraktım. 4 tane bu kenara bıraktım. 4 ilmek de buraya bıraktım. Bizim modelimizi kuracağımız kısım şu 7 ilmek. Kenar ilmekleri bırakma amacım desen kenardan başlamadan daha düzgün bir şekilde anlatalım diye. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. 4 ilmeğimizi ördük. Bir tane ilmek attım. Bu baştaki 2 ilmeğimin şu şekilde yönlerini değiştireceğim. Yönlerini de değiştireceğim ki düzenli bir şekilde kesim işlemi yapılsın. bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğimi bir kestim. 3 tane örüyorum. 1 2 3 ilmek 3 ilmek ördükten sonra bu kısımda da tekrar bir kesme yapıyorum bu sefer ilmeklerimi çevirmeyeceğim önden kesim yapıyorum ve bu kestiğim için de bir tane arttırıyorum tekrar 4 tane örgümü düz örgümü örüyorum ters yüze geldiğimiz zaman düzleri düz tersleri ters öreceğiz şöyle ön yüzde düz yaptığımız için baştaki ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimi ters 3 ters dördüncü ters arttırmaya geldik bunu da ters ördüm tekrar ön tarafta düz gelen kısımdayız burada tüm ilmeklerimizi arka yüzde ters örmüş olduk arttırma ilmeğimi de ters ördüm baştaki dört ilmeği onları da ters örüyorum ki düz yüze düz yüzünde düz görünsün birinci sıramız tamam ilk deliklerimiz oluştu bu ilme deliklerden ajurlardan üç tane oluşacak şekilde örgümüze devam edeceğiz baştaki dört ilmeğimi yine örüyorum 3 ve 4 arttırma ilmeğim burada bunu da düz örüyorum şimdi tekrar bir arttırma yapıyorum 2 ilmeğimin yönünü tekrar çeviriyorum ilmeklerim şu şekilde düz olarak düşmesi için bu ikisini bir ördüm şimdi burada bir tane düz örüyorum Şimdi de bu iki ilmeğimi tekrar kesiyorum. Kestikten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Geri kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5 Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ters yüzü ördüğümde ikinci delikler oluşmuş olacak kenar ilmeklerimi öreceğim yine bütün ilmekler ters ör olarak örülecek arttırma ilmeğime geldim onu da ters örüyorum buradaki arttırma ilmeğim. Bunu da ters ördüm. Tüm ilmeklerim arka yüzde de ters olarak örülmüş oldu. İkinci desende sırada ortaya Evet, motifimizin ikinci sırası da oluşmuştu. Şimdi tekrar örgümüze devam ediyoruz. 2 3 4. düz, 5. düz motifimin üzerine geldim. 6 düz. Şimdi ortada üç tane ilmeğimiz kalmıştı. Bir tane arttırıyorum. Bu baştaki ilmeğimi bırakıyorum. Hepsini birlikte ön yüzden kesim işlemi yapıyorum. Üç tane ilmeğimi birden. Üç tane ilmeğimi kestikten sonra tekrar bir arttırma yapıyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Motifimin birinci sırası oluşmuş oldu. bu şekilde. 1 2 3 tane ajur oluştu. Şimdi ikinci sırayı yükselttiğimiz zaman motif daha iyi ortaya çıkacaktır. Modelimizi bu şekilde kurulum sırası budur. Bu aşamaya geldiğiniz zaman birinci örgümüz bitmiş oluyor. Birinci sıra, e, motifimiz oluşmuş bir şekilde bitmiş görünüyor. Tekrar arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. ikinci motifi kurmaya başlayabiliriz ikinci birinci motif oluştu ikinci olarak da devam ederken başta yine 4 ilmeğimizi düz örüyoruz bakın dört ilmek örüldü arttırmamı yaptım iki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum Burada kesme işlemini yaparken bu arttırma ilmeğimizde arkadan kestik. İkisini bir ördük. Arttırmamızı yaptık. İkisini bir ördük. Tekrar 1 2 3 ördük. 3 tane ördükten sonra bu iki ilmeğimi bir kesiyorum. 2 ilmeğimi bir kestikten sonra arttırmamı yapıyorum. Tekrar örmeye devam ediyorum. Arka yüze geçiyoruz. Tüm ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. Baştaki ilmeğimi boşaldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz yüze geldik. baştaki ilmeğimi aldım örmeden 2 3 4. kenar ilmeğim burada bir arttırma yaptığımız kısım vardı bunu da ördük tekrar bir arttırma yapıyoruz iki tane ilmeğimizin yönünü tekrar çeviriyoruz ikisini bir örüyoruz ikisini bir ördükten sonra orta ilmeğimizi bir tane örüyoruz tekrar 1 2 ilmek bu iki ilmeği birlikte kesiyoruz arttırmasını yapıyoruz sonda kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ikinci sıram da bitmiş oldu şimdi ters yüzünü ördüğüm zaman motif tamamlanmış olacak ikinci sıranın Arka yüze geçtiğimiz zaman yine bütün ilmeklerimizi ters örgüyle örüyoruz. Gayet yavaş anlatmaya çalışıyorum. Örürken tekrar ederek anlatmaya çalışıyorum. Yeni başlayanlar için umarım yeterince yavaştır. Bilmeyenler için ilk izledikleri zaman biraz anlaşılmaz olabiliyor videolar. Ama ördüğünüz zaman çok keyifli, çok kolay. Bir o kadar da güzel bir motif olduğunu göreceksiniz. Düz yüze geçtik. Yine ilmeklerimi ördüm. Şurada arttırmaya geldim. Arttırmamı da ördüm. Düz düzde. Tekrar bir tane arttırma yapıyoruz. Bu baştaki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Bakın şu şekilde hepsi aynı yöne baksın diye şu kısımlar yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. Tekrar 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmeği birlikte ördükten sonra tekrar bir arttırma yapıyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Motifimiz dediğim gibi 7 ilmeğin üzerine kurulumuyla oluyor. Gayet basit, kolay, kafa karıştırmayan bir model. Arka sırayı da bitirdiğimizde ikinci motifimizin de tamamlanmış olduğunu göreceğiz. Arka sırada yine bütün ilmeklerimizi tersine örüyoruz. Arttırma ilmeklerimizi de tersine örüyoruz. Evet, son iç ilmeğimi de ördükten sonra bakalım. Gördüğünüz gibi motifimiz oluştu. Bu şekilde işlem devam ettikçe görmüş olduğunuz bu örnekteki gibi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Örgümü ben bu kadar küçük örmeyi tercih ettim. Yan yana iki tane ördüğümüz zaman Örmek isteyen arkadaşların kafası karışabiliyor. Tek bir seferde tek bir örneği göstermek bence daha doğru. Bu şekilde örerek devam edebilirsiniz. Şimdiden keyifli örgüler.